Merhaba Kader Mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram NFT'nin geleceğini duyurdu. Sizler için heyecanlı bir haber paylaşmak istedim. Birkaç bilgi vereceğim. Onun haricinde video gelmemesinin sebebi belli başlı unutkanlıklar. Geçen cumartesi unuttum. Özür dilerim bundan dolayı. Bu arada ne kadar battığınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an Bitcoin'in fiyatına bakalım ne kadar. Hemen bakalım Binance'den, Binance'den. Şöyle bakalım, 28.700. Ne kadar battığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bitcoin düşünce Polygon da düştü, o da düştü, bu da düştü. Biz de düştük. Yani moral motivasyonumuz pek yerinde olduğu söylenemez. Instagram NFT zaten 2 ay önceden duyurmuştu. Yani Mark Zuckerberg demişti ki NFT Instagram'a entegre edilecek. Zaten firmaların adını Meta olarak değiştirdiler. Facebook grubunun adı artık Meta. Instagram'a NFT'ler gelecek, pazarı genişletecek ama gel gelelim ki satılma oranını, rekabeti nasıl artırır, nasıl etkiler pek bir bilgim yok. Bence yeni bir pazar açıldığı için daha fazla kişi bu işe girmek isteyecektir. Daha fazla bu işten anlamayan, bilmeyen kişi buraya girip bir şeyler satamayınca üzülecektir. Bu arada NFT yüklemede herhangi bir para kesilmeyeceğini, herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini söylediler. Şu an pilot olarak Amerika'nın belli bir yerinde deneniyor, belli gruplar arasında deneniyor. Zaten bildiğiniz gibi Instagram'da çıkan bütün yeni özellikler belli gruplar arasında denenir. Sonra herkese entegre olur. Örneğin abonelik sistemi gibi Instagram'da. Hiçbir ücret talep etmeyeceklermiş. Ayrıca Polygon, Ethereum, Solana, bir de şu an onu bulamadım ama zaten 4 gün önce Instagram'ın resmi sayfası da bunu yayınlamış. Dilerseniz videonun altına ekleyebilirim. Burada dijital cüzdanların artık Instagram üzerinden, MetaMask gibi dijital cüzdanların Instagram üzerinden bağlanabileceğini söylemiş. Koleksiyon olarak dijital gönderilerinizi, NFT'lerinizi paylaşabileceğini söylemiş. Otomatik şekilde işte kreatörü, oluşturucuyu vesaire, hani OpenSea'ya girdiğimizde yapan kişi ve koleksiyon adı vesaire görünüyor ya, o şekilde güncellemeler geleceğini söylemiş. Buranın fotoğraflarını da ekranda şu an görüyorsunuz. Burada alt taraftan zaten dijital koleksiyon yazılmış şekilde NFT var. Diğerinin adı Flow'muş. Flow denen bir şey vardı. Bir sanırım OpenSea'de mi, Rarible'da mı var Flow? Onlar gelecekmiş. Rainbow, MetaMask, Truth Wallet, Coinbase, Dapper, Phantom gibi şeylerde yakında Instagram'a entegre olacakmış. Yani bunun üzerinden, yani yükleme için Mark Zuckerberg abimiz teşekkürler, bir para kesmeyecektir ama satış ücreti olarak OpenSea'deki gibi bir kesinti olacaktır. Zaten firmanın adını Meta olarak değiştirmişse bunları da yapacak, beklenen şeyler bunlar. Bu arada buna benzer bir özellik Facebook'a da gelecekmiş. 3 boyutlu görselleri de orada, mesela örnek veriyorum, buradan NFT'yi 2 boyutlu şekilde görüyoruz. Instagram'da tutup böyle döndürme diye bir özellik yok. Ama Facebook'ta 3 boyutlu fotoğraf vardı çok eskiden. 3D fotoğraf yükleniyordu. Facebook'a da öyle bir özellik gelecek. 3 boyutlu NFT'ler de o şekilde sergilenip satılabilecek. Sosyal medya platformları yavaş yavaş buna geçiyor. Twitter'da geçmişti. Hatırlarsanız profil resimlerini orijinal NFT'den profil resmi yapmak için denemeler yapıyordu. Bunlarla daha fazla karşılaşacağız. Görsellerini alta koyacağım. Linki de alta koyacağım. Sizin yorumunuz ne? Yani Instagram'ın NFT satış platformu olarak yavaş yavaş evrilmesi Instagram'ı ve sizce NFT'yi nasıl etkileyecektir? Görüşlerinizi alta yazabilirsiniz. Yani NFT satış oranı artacak mı, azalacak mı? Bununla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu 3 boyutlu versiyonların da artırılmış gerçeklik olarak Instagram etiketleri aracılığıyla paylaşabilecekmişiz. Zaten önceki videolarımızda gördüyseniz Instagram'da kendi avatarımızı yaratma vardı, 3 boyutlu avatar. Daha da bunu yükseltecekler. Bu Meta şirketler grubu bunu artırıp sanal toplantılar vesaire düzenleyecek. Zaten Meta'nın tanıtım filminde de buna benzer bir şey vardı. Yani sosyal medya platformları o tarafa doğru gitmeye başlıyor. NFT projesi yapmak için çok mu geç, çok mu erken diye sorarsanız yapıp şansınızı deneyin. Arkasında durduğunuz sürece satılacaktır. Ama size bir tavsiyem var. Eğer yani çiziminizin belli başlı bir potansiyeli yoksa, yani bunu üzülerek söylüyorum, çizimin belli başlı bir potansiyeli yoksa ya da projeniz değerli bir proje değilse NFT marketini kapattılar. Kapattılar dedim, yani herkes bir yandan tuttu ve küçük kişilere, senin benim gibi kişilere çok az pay kalmaya başladı. Projelerinizi ona göre, örneğin bir ay sonra bir projen var, çizimlerini yapıyorsun. 2-3 ay daha bekle, bir kaynak bul, internet sitesini kur, ne bileyim bir oyun tasarlat yanında ve bu şekilde NFT'ni sun. Satılma oranı da artacaktır, sen de daha memnun kalacaksındır. Pat diye girip üzülmektense daha kapsamlı bir şekilde çalışmanızı öneririm. Bu arada biz de yeni bir proje yapıyoruz. Oyunlu vesaire olacak, bağlantılı, kimlik cüzdan bağlantısıyla girilecek MetaMask.
Onu da sizlere duyururum. NFT Discord sunucumuz aşağıda açıklamada. Sorularınızı Türkçe chat bölümünden sorabilirsiniz. Ben olmasam bile çok saygıdeğer Discord grubu arkadaşlarımız onları yanıtlayacaktır size. Bu arada projelerinizde proje tanıtım odası ve NFT tanıtım odasında NFT'lerinizi, projelerinizi tanıtabilirsiniz. Bu video biraz kısa oldu biliyorum. Bir dahaki videoda Discord'un NFT için size olan özelliklerini göstereceğim. Yani bir NFT Discord sunucusu nasıl olur? Örneklerle vereceğiz. Yavaş yavaş birlikte kuracağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları.